Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından herkese mutlu pazarlar değerli basketbol severler. Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi 7. hafta heyecanında 2. gündeyiz. Güzel bir pazar gününde İzmir'de Altındağ Spor Salonu'ndayız ve Bornova Belediyesi Karşıyaka Kapaklı Spor'u ağırlıyor. İki takım da son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Birazdan seremoni tamamlanacak. Ardından da karşılaşma start alacak. Maç içerisinde ve öncesinde iki takımın istatistiklerini, öne çıkan performansları aktarmaya çalışacağız. Öncesinde hemen 7. haftanın fikstürünü size iletelim. Dünkü oynanan iki maçla birlikte dün saat 14.45'te başladı 7. hafta heyecanı. OGM Orman Spor Çayırova Belediyesi ile karşılaştı. Yeni koçuyla ilk maçına çıktı Ankara temsilcisi ve ama Çayırova'ya 76-51-53 mağlup oldular. Ardından dünün son maçında 16.30'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, MK Ankara Gücü İkon Menkul karşısında 102-92 galip gelmeyi bildi. Maçın geneli çok büyük bir dengede, keyifle geçmişti. İsmine yakışır bir mücadele olmuştu. Dün 15 ve 16. sırayı paylaşan iki takım da Kocaeli, MK Ankara Gücü İkon Menkul. Kocaeli bu sonuçla son iki haftasından da galibiyetle ayrılmış oldu. Bugün 5 maç var. Bornova Belediyesi Karşıyaka Kapaklı maçıyla birlikte saat 14'te Final Spor Alagöz Holding Iğdır Basketbol karşılaşması naklen sizlerle sizlere ulaşıyor olacak. Sevgili Berkay Doğru Söz mikrofonda. 15.45'te yine ben Semt 77 Yalova Spor Gaziantep Basketbol mücadelesiyle sizlerle olacağım. Ardından 17.30'da Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejiler Sigortam Net mücadelesi yine sevgili Berkay Doğru Söz'ün anlatımıyla sizlere ulaşacak. Ve günün son maçında 19.15'te Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Pizza Lazza Harem Spor'u ağlayacak. Tüm mücadeleler Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından sizlere ulaşıyor olacak. Yarın iki maçla birlikte de 7. haftayı kapatacağız. 13'te Esenler Erokspor, Konya Spor mücadelesi yine Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında sizlere ulaşacak. Ve ardından haftanın son maçında saat 14'te Fenerbahçe Koleji Novotel Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ağlayacak. Bu mücadelede TRT Spor Yıldız ve Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalı ortak yayınında sizlere ulaşıyor olacak. İki takım da son hazırlıklarını gerçekleştirirken şu anda seremoni gerçekleştiriliyor. Biz de ilk olarak deplasman takımından başlayarak maç kadrosunu iletelim. Kapaklı Spor'da maç kadrosunda 1 Utku Pelit, 4 Marvin Jefferson, 8 Baran Avşar, 9 Burakcan Dilmaç, 10 İbrahim Pınarer, 15 Alperen Demir, 17 Kaptan Serkan Özver, 22 Harun Candoğan, 25 Şahin Muzaffer Ekmen ve 33 Cem Han yer alıyor. Kemal Can Aktuno ve Troy Franklin Jr. Kapaklı Spor'da eksikler. Troy Franklin cezalı. Kemal Can Aktuno ise son mücadelede sakatlık yaşamıştı. Ciddi bir sakatlığa benziyor. Koç Sayın Kadir Serdar. Bornova Belediyesi karşıya kadarsa maç kadrosunda 0 Er Ayaküz, 1 Mert Konuk, 3 Eylem Eminoğlu, 6 Enis Kıvanç Çöl, 8 Aktan Yavaş, 10 Erbey Kemal Paltacı, 11 Buğra Çal, 15 yeni transfer Azizcan Özdemir, 16 Alp Oktay, 22 Kaptan Eren Ocaktürk, 24 bir diğer yeni transfer James Fraser ve 30 Joshua Padden yer alıyor. Baş antrenör Sayın Alkım Ay. İki takım da şimdi başarı dileklerini birbirlerine iletecekler. Bençler başarı dilekleri iletti. Hakemlere de aynı dilekler iletilecek ve karşılaşma başlayacak birazdan. Kapaklı Spor 6 maç sonunda 3 galibiyet 3 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Buraya gelirken 3 galibiyet 3 mağlubiyeti aldılar ilk maçlarından. Mağlubiyetle ayrılmışlardı Pizza Lazza Harem önünde, ardından 2 maç kazandılar ve son olarak da Alagöz Holding Iğdır'ı mağlup etmeyi başardılar. Bornova Belediyesi Karşıyaka ise 6 maç sonunda 1 galibiyet alabildi. 5 mağlubiyet 1 galibiyetle şu anda 17. sırada. Onlar da 2. hafta deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etmeyi başardılar. Ardından hem ilk maçlarını hem de son 4 mücadelelerinde mağlubiyetle ayrıldılar. Bu karşılaşma onlar için yeni bir çıkış arayışı olabilir. Bakalım evlerinde nasıl bir karşılaşma izletecek taraftarlarına ve bizlere Bornova Belediyesi Karşıyaka.
Tekrar hatırlatmış da olalım aynı zamanda. Türkiye Basketbol Ligi yeni ismiyle ikinci haftasında hafta içi gerçekleşen imza töreniyle birlikte Türkiye Basketbol Ligi 2 sezon boyunca Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi olarak anılacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ardından basketbola verdiği desteği sürdürdü ve Türkiye Basketbol Ligi'nin de 2 sezon sponsoru oldu. Artık son hazırlıklar mücadelede. Dediğimiz anda da ilk 5'ler ekranlarda. Değerli basketbol severler, Kapaklı Spor'da ilk 5. Cahin Ekmen, Cemhan Harun Doğan, Marvin Jefferson İsmet, Baran Avşar. Bornova'da Eray Akyüz, Enis Kıvanç, James Fraser Eren Ocaktürk ve Joshua Patton ilk 5'te yer alan isimler. Karşılaşmanın hakem üçlüsünü de hemen iletelim sizlere. Mücadeleyi baş hakem Sayın Yücel Çilingir, yardımcıları Sayın Niyazi Yasin Kahraman ve Sayın Ali Osman Kanık hakem üçlüsü yönetecekler. Hakemlerimize de mücadele öncesinde hakem şansı diliyoruz. Artık iki takım da benchlerinde son hazırlıkları gerçekleştiriyorlar. Bornova Belediyesi Karşıyaka 6 maç sonunda 76 sayı, 31 rebound ve 16 asist ortalaması tutturdu. Kapaklı Spor ise 89 sayı, yine 31 rebound ve 22 asist ortalamasıyla öne çıkıyor şu anda. Kapaklı Spor'un bol skorlu geçen mücadeleleri var. En az skor bulduğu mücadeleyi geçtiğimiz hafta Alagöz Holding Iğdır karşısında kaydetti. Galip gelmesine rağmen 86 sayı bulduğu iki karşılaşmadan biriydi. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın ise en çok skor bulduğu mücadele yine onların da geçtiğimiz haftaydı. Semt 77 Yalova Spor'a 113-91 mağlup olurken onlar da en çok skor buldukları karşılaşmayı oynadılar. Ev sahibi yavaş yavaş parkeye doğru adımlıyor. Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi heyecanında. 7. haftada 2. gündeyiz. Günün ilk maçı Bornova Belediyesi Karşıyaka Kapaklı Spor karşılaşması için artık her şey hazır. Kaptan Eren Ocaktürk. Aziz Can gelene dek kadrodaki 2000 öncesi doğan tek Türk oyuncuydu Eren Ocaktürk. Genç bir kadroyla yola devam ediyor Bornova Belediyesi Karşıyaka. Aziz Can ve Troy'un gelişi tabii biraz o kadronun tecrübelenmesini de sağladı. İki takım da parkete hem birbirlerine hem de mücadelenin hakemlerine başarı dileklerini iletiyorlar. Tamam işaretini şimdi aldı mücadelenin baş hakemi Yücel Çilingir. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. haftada 2. gün ilk maç ilk hava atışı.
Ve ilk hücum şimdi gelecek. Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ben Deniz Mehmet Antep. Mücadelenin anlatımında sizlerle olacağım. Keyifli seyirler. Fraser. Verdi pasını. Şimdi iyi pas geldi Eren'e. Eren Ocaktürk atışı kaçıyor. Pedden rebound'u çekmek istedi. Cem'de kalıyor. Baran. Fraser savunmasında Baran Avşar. Harun kendini gösterdi. Aldı topu. Savunmasında Eray vardı. Harun iyi adımladı. Köşeye pas. 3 sayılık atış geldi. Sabet de geliyor. Kapaklı spor üçlükle başladı. Harun'un üçlü. Şimdi iyi pas geldi. Joshua Patton. Orta bir. Oster smacı denedi. Patton. Harun'un üzerinden. Faul. 2 serbest atış gelecek. İlk atış kaçtı. Joshua Patton. İki de sıfır. Patton çizgiden isabet bulamıyor. Baran. Jefferson perdedeydi. Şimdi Harun sırtı dönük aldı. Harun döndü. Şahin'e çıkardı. Şahin 3 sayılık atışını kullanıyor. İsabet yok bunda. Yine şutu bulmayı başardı. Bu arada Cem rebound'u yapmayı başardı. Atışı isabetli değil. İkinci şans sayısında değerlendiremedi. Kapaklı. Ardından bir faul daha. Bu kez Baran kesiyor hücumu. Hızlı gelmişti Bornova Belediyesi. Karşıyaka faul geliyor. Üç sayılık atış geliyor. Eray Akyüz geçen hafta kaldığı yerden. Eray'ın üçlü. Hafta içi oynanan mücadelede Yalova'ya karşı da çok etkili bir performans göstermişti Eray. Takımının ilk sayılarını da o kaydetti. 3 sayılık atış geldi bu arada. Şahin hemen cevap vermek istedi. Başarılı değil. Eren Ocaktürk Fraser'a aktardı topu. Eren'in perdesi. Fraser Eren içeriye devrildi. Şimdi ona doğru araya girdi Baran. Top Marvin Jefferson'da kalmıştı. Şahin'den yeniden Baran. Şahin. Şahin Ekmen aldı. Atış sırasında faul çizgiye gelecek. Şahin Ekmen. Şahin Ekmen çizgide. 2 serbest atış kullanacak. 3 üçlük eşitlik var mücadelede değerli basketbol severler. 2 önemli eksik de burada kapaklı bahsettiğimiz gibi. Kemalcan Aktun'a hafta içi oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı. Ve Troy Franklin'in de cezası vardı. Şahin Ekmen 2'de 1 attı. Çizgiden 4-3. Yine hızlı geldi. Sol el turnike kaçıyor. Joshua Patton. Eray yaptı reboundu. Şimdi 3 sayılık atış geldi. İsabetli değil Patton. O da çekemedi reboundu. Şahin. Şahin Ekmen çekti. Hücumda şimdi kapaklı. Cemhan. Marvin Jefferson post-up'ta aldı topu. Alçak postaydı. Jefferson iyi döndü. Yardım savunması da gelmişti. Şimdi pas. Kontrol geliyor. Harun'dan pas. Baran. 7 saniye var. Marvin Jefferson. Savunma geldi. Sol el Şahin. Onun atışı da kaçıyor. Bir kez daha Şahin Jefferson'ı buldu. Tekrar Şahin. İçeride bitiyor pozisyon. Yani üst üste elden ele boyalı alanda paslaşmalar. Şahin ve Marvin Jefferson ikilisinden 6-3'e geldi skor. Eray. Patton'ın perdesi. Fraser aldı topu. JJ Fraser 3 sayılık atış. Tepeden el üstü Fraser. Olay gösterdiği sayılardan birisi yine Fraser'ın. Baran. Verdi pasını. Şimdi Harun Cem'i gördü. Cem şut kullanmadı. Faul. Eren orada yetişmeye çalışırken faul yapıyor. 3 dakikada geride kaldı.
İlk çeyrekte. Şahin topu oyuna sokacak. Verdi pasını Muzaffer. Baran. Fraser sırtında. Baran Avşar. Baran şimdi çıkardı. Harun pas fake'i içeriye zorladı Cem. Cem'in de fake'i 3 sayılık atış geliyor. Şimdi Eren yetişmeye çalışırken başarılı değil. Rebound Marvin Jefferson'da. Fraser'la kalmıştı. Yine Marvin Jefferson iyi servisledi. Cem Han bitirdi bu kez. Marvin Jefferson boyalı alanda asistlerine devam etti. İkinci asisti. Peden. Eren iyi gördü. Eren. Çok güzel bir sayı Bornova Belediyesi'nden. 8 saniyede skor buldu ev sahibi. 8-8 karşılıklı isabetler devam ediyor. Baran bir an için boş kaldı Marvin. Jefferson'ın boşalttığı alanda üçlüğü de gönderiyor. 11-8 Baran Avşar. Her ayak yüz penetre üzeri. Yüksek posttan atış. İsabetli değil ama iki serbest atış kullanacak. Eren'in oradaki hızı bir anda rakip yarı sahaya geçti. Faulü de alıyor. İki serbest atış için çizgide olacak her ayak yüz. İlk atışı isabetli. 2000 doğumlu oyuncu 19.13 sayı, 3.1 rebound ve 5.8 asist ortalamasıyla 6 haftayı kapattı. Çok etkili bir performans Seray'dan. İlk 6 haftada çizgiden de hata yapmıyor. Baran. 4 dakika geride kalıyor. İlk çeyrekte Baran Avşar taşıdı topu, verdi pasını. Harun. Harun içeriği zorladı. Koridoru çok rahat buldu. İsabeti de buluyor. İyi bir savunma gelmedi. Çok rahat girdi Harun Can içeriye. Beşinci sayısını da buluyor. 13-10. Fraser'ın pası Eray. Eren kaptan perdeye geldi. Yeniden Fraser. Fraser bu kez Jefferson'ın üzerinden atışı isabetli olmuyor. Cem hızlı getirdi topu. Cemhan verdi pasını. Harun bomboş 3 sayılık atışını kullanıyor Haruncan'ın üçlü. Jefferson'ı görmek istedi oradaki eşleşmede ama bir an için çemberi gördü. Üçlüyü yolladı 16-10. İçeriye Jefferson'a doğru iyi indi top. Bitirdi Joshua Peden. Eray asistledi. Peden bitirdi. 16-12'ye geldi skor. Harun Eren'in faulü. İkinci faulü oldu kaptanın. Harun şimdi topu oyuna sokacak. Öncesinde bir oyuncu değişikliği var. Eren iki faul alınca kenara geldi. Onun yerine yeni transfer Azizcan oyunda. Onu da ilk kez izleyecek. Basketbol severler Bornova Belediyesi formasıyla bu sezon. Şahin. Şahin rahat sıyrıldı. Ardından da Enis Kıvanç'ın faulü. Üst üste fauller Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan. Faul hakkı doldu. Ev sahibinin kapaklığınınsa bir faul hakkı daha var. Baran. Harun. Cemhan perdedeydi. Baran. Jefferson'ın perdesi. Baran Avşar. Baran taşıdı tekeliyle. Baran Avşar. Sol forvetten aldı. Alçak posta bitirdi tekeliyle 18-12. Peden'in perdesi Eray. Eray Akyüz iyi adımladı Eray. Zor bir atış. Faul. Yine çizgide Eray Akyüz. İlk atışı yine isabetli. Hata yapmamıştı çizgide.
ikinci ve son atışını da kullanacak Eray. Bunda da isabet var. 2'de 2 çizgiden. Farkı 4'e çekti Eray. 7. sayısını da buluyor bu isabetiyle birlikte. Utku Pelit oyuna dahil oldu. Kapaklı da Marvin Jefferson. Tekrar Utku Pelit. Jefferson içeriye doğru yöneldi. Orada yerde kalmıştı James Fraser. Ardından da boşluğu buldu. O pozisyonu değerlendirdi. Sağ eliyle tamamladı. Marvin Jefferson. Fraser'ın pası. Eray. Haddon içeriye yöneldi. Eray ona doğru iletmek istedi. Sol eliyle tipledi. Zor bir sayı oldu ama keyifli bir sayı oldu Bornova adına. 20-16. Eray getirdi. Bir turnike gibi bıraktı. Sol eliyle bitirdi. Tipleyerek. Joshua Perrin, Şahin. Şahin Ekmen üzerine gitti rakibinin. Atışı isabetli değil ama Panya'ya bir temas var. O temasta sayıyı getirdi. 22-16. Blok vurmak isterken Panya'ya temas. Joshua Perrin'den. Fraser son 3,5 dakikaya doğru ilerliyoruz ilk çeyrekte. Perdenin pası. Fraser çıkmak istedi. Perdelerden aldı şimdi topu. JJ Fraser orta mesafesi isabetli değil. Rebound mücadelesinde de top kapaklı sporlu oyunculardan dışarıda. Bornova Belediyesi hücumu sürecek. Şahin ve Jefferson ikilisi anlaşamamıştı. Fraser. Şimdi Aziz perde pasını Enis Kıvanç. Paddon'un perdesi Enis Kıvanç şöyle 3 sayılık atışı buldu. İsabetli değil. Orada Paddon tipledi topu. Şimdi Eray. 3 sayılık atış Fraser'ın pasında başarılı olmuyor. Ardından Enis Kıvanç pas arasını yapmayı başardı. Enis Kıvanç şöyle. Bir hücum şansı daha olacak ev sahibi adına. Fraser. AJ Fraser. Döndü soluna. Çok rahat girdi blok var. Marvin Jefferson blokluyor. Baran'dan çok rahat sıyrıldı ama Marvin Jefferson'la karşılaştı. JJ Fraser. İçeriye indi top Jefferson. Utku. 3 saniye. Top kaybı. Oyuncu değişiklikleri de var. Son 2.38. İlk çeyreğin sonuna 22-16'lık kapaklı spor üstünlüğü Alperen Demir oyunda. Yine Serkan da o noktada oyunda sanıyorum. Fraser getirdi topu verdi pasını Aziz. Enis. Tekrar Azizcan 3 sayılık atışını kullanıyor. İsabetli değil reboundu çeken isim de Şahin oldu. Hızlı hücum şansı olabilir şimdi. Tüm sahayı geçti. Sol eliyle bitirmek istedi. İsabetli değil Baran. Orada faul kararı çıktı. Alperen. Faulü alan isim Aziz. Faulü yapıyor. 2-15 numaranın mücadelesinde Azizcan'a çalındı faul. Enis Kıvanç kenara geldi değerli basketbol severler. Enis'in yerine oyunda Eylem Eminoğlu. Alperen'in ilk atışı isabetli. Mert Konuk da oyunda yine. Bornova Belediyesi Karşıyaka'da Eray'ın yerine. Alperen 2'de 1 atıyor. Fraser reboundu çekti. Fraser verdi pasını Mert. Mert Konuk. Joshua Perrin. Perrin Fraser'ı bekledi. Dışarıya çıkardı şimdi. Ekstra pas. İyi paslaştı Bornova ama şut gelmedi. O noktada Eylem'in şutu gelmedi.
Bir saniye var. Son anda elden çıkardı Mert. Zor bir atış, başarılı değil. Azizcan reboundu tiplemek isterken bu kez de Serkan Özver faul yapan isim oldu. İki atış gelecek Azizcan'dan. Baran Avşar kenarda. Kapaklı Spor'da. İbrahim Pınarer, Baran'ın yerine oyunda Azizcan iki serbest atış kullanacak. İlk atışı isabetli. İkide iki çizgiden fark 5'e indi. 23-18. Son 1.40. İlk çeyrekte Azizcan bir de top çaldı. Verdi pasını sol turnike. Eylem Eminoğlu. 2'de 2 geldi Azizcan'dan önce, ardından da topu çaldı, asisti yapıyor. İyi getirdi topu o noktada İbrahim. Ama hücum faul kararı var. Topsuz alanda Alperen Demir'e çalındı faul. Uğra Çal oyuna dahil oluyor. Bornova Belediyesi'nde fark 3'e inmiş durumda. Fraser farkı kapatma şansı şimdi ev sahibi adına, son 1.20 ilk çeyrekte. Aziz tekrar Fraser'le oynadı. Uğra'nın perdesi var. Fraser bir de soluna vurdu. Çok rahat. JJ Fraser. İlk kez daha mı top kaybı? Evet, bu kez Zeynis çaldı topu. Fraser bir de üçlük. Kısa kaldı. Rebound. Serkan'da. Üst üste top çalmalar. Bornova Belediyesi'nde farkı 1'e kadar indirdi ev sahibi. İbrahim. Bir kez daha hücum faul. Azizcan'la eşleşmede bir kez daha faul çalındı. Alperen Demir'e. Yine faul problemine girebilir. Deneyimli isim. Son 49 saniyedeyiz artık. Eylem topu oyuna sokacak. Baran da yeniden oyuna dahil oldu. Yeniden oyundayız. 23-22. Bornova adına öne geçme şansı. Perde geldi Azizcan'dan. Pas geldi. 3 sayılık atış şimdi. İsabetli değil. Rebound mücadelesinde Fraser topu içeride tutmayı başardı ama Alperen'de kaldı top. Alperen topu vurarak çıkarmayı başardı rakip yarı sahaya takımını. Serkan sırtında Buğra var. Serkan Özver kaptan İbrahim'i gördü. İbrahim içeriye indirmek istedi. Başarılı olmuyor. Baran. Tekrar Serkan. 7 saniye kaldı. Baran Avşar. Baran Buğra ile birebir kaldı. Baran el üstünden orta mesafeyi buldu. İsabetli değil. Reboundu orada çeken isim Mert konuk oluyor. 7 saniye. Mert faul alıyor. Mert 2 serbest atış gelecek. 4.3 saniye kalmıştı. İbrahim Pınarer'in faulü. 2 serbest atış kullanacak. Mert konuk. İlk atışı isabetle eşitlik getirdi takıma. Bornova Belediyesi karşıya kata. Mert konuk. Atışın ardından 4.3 kalacak. 24-23. İbrahim şimdi topu oyuna soktu. Baran yakın savunmuştu.
Bornova savunması atış geldi ama başarılı olmuyor. 24-23 ile ilk çeyreği önde kapatan taraf ev sahibi Bornova Belediyesi Karşıyaka oldu. 8 kez liderliğin değiştiği bir ilk çeyrek izledik. Ve ilk çeyrekte en çok skor bulan isim değerli basketbol severler 8 sayıyla Harun Can Doğan 8 sayı, 1 rebound, 1 asisti var kapaklı sporlu oyuncunun. Bornova Belediyesi karşıya kadaysa en çok skor bulan isim Eray Akyüz. 7 sayılık bir katkı verdi Eray da takımına. 2 de asisti var. İkinci çeyrekte yeniden sizlerle olacağız. İlk çeyrek istatistikleri ekrandaydı ve biz de yeniden sizlerleyiz. Marvin Jefferson'ın, Cemhan'ın ikişer asisti var. Kapaklı dair ayak yüzünde 7 sayı 2 asist bulduğunu söyleyelim tekrar. Günün açılış maçındayız. İzmir'de, Bornova'da, Altındağ Spor Salonu'nda ikinci çeyrek başlayacak. İkinci çeyreğe başlayan taraf kapaklı spor olacak. Şahin topu oyuna sokacak isim. İkinci çeyrek başlıyor. Kapaklı'nın hücumuyla Baran. İbrahim kendini göstermişti. Yakın savundu onu Mert. Şimdi Şahin. Şahin'in savunmasında da eylem vardı. Yeniden Şahin'e doğru. Şahin çekti topu. Rahat girdi içeriye. Tek eliyle de isabeti bulmayı başarıyor. Marvin Jefferson yetişmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Yeniden önde kapaklı. Fraser. Fraser verdi pasını. Mert Konuk. Mert. Azizcan'a doğru. Azizcan elinden çıktı top yiyen için. Çembere yöneldi ama isabet yok. Baran. Şahin Ekmen. Şahin içeriye indirmek istedi. Alperen yerde kalmıştı ama top kaybı geliyor. Azizcan da az önceki pozisyon için itiraz halindeydi. Fraser'la hücumda şimdi Bornova Belediyesi Karşıyaka. Pardon. Mert'e elden teslim etti tekrar. Fraser. Orada bir faul kararı çıktı. İbrahim Pınar Er'e çalındı faul. Mert. Mert Konuk içeriye yöneldi. Baran topu çalmayı başarıyor. Baran Avşar. Baran hızlı getirdi topu. Şimdi kesti dribbingi, verdi pasını Alperen. Alperen Demir. Onun pası Serkan Özmer. Serkan geriden gelen İbrahim'i buldu. İbrahim Pınar Er'in atışı kaçıyor. İyi savunma. Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan Fraser.
Fraser pasını aktardı. Geçiş oyununda Mert 3 sayılık atışını kullanıyor. İsabetli değil. Rebound'u iyi çekti geriden gelip Alperen Demir. İki takımdan da tempolu oyunlar. Şimdi Şahin. Baran kendini göstermişti. Şahin Ekmen yine kendisi taşıdı topu. Şahin çıkardı pasını. İbrahim 4 saniye, 3 saniye. İbrahim Pınarer. Pınarer. Faul kararı çıktı Fraser'la. Eşleşmesinde Fraser'ın faul yaptığını belirtiyor mücadelenin hakemi. İki serbest atış kullanacak İbrahim Pınarer. O da 6 dakika ortalamayla süre aldı. 98 doğumlu oyuncu. İkide 0 geldi çizgiden. Alperen Demir hücum reboundunu yaptı. Geriden gelen Şahin'i bulmuştu ama bir kez daha faul. Bu kez pot altından topu oyuna sokacak Kapaklı Spor. Şahin Ekmen iki sayılık bir atış kullandı. Başarılı değil. Patton çekti reboundu. Baran Avşar. Savunmasında Eray. 2 dakika geride kaldı ikinci çeyrekte. Bornova'nın henüz sayısı yok. Azizcan. Tekrar Eray Akyüz. Eray Serkan çıktı savunmasına. İçeriye çok güzel bir pas. Azizcan bitiremedi ama faul. Bir de sayı beklentisi var orada. Oyuncuların. Şimdi hakemler de diyalog halindeler. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Evet. Faul kararı çıktı. Sayı yok. İki serbest atış gelecek. Yeniden öne geçme şansı ev sahibi takım adına. Bir de teknik faul geldi. Hemen o faulün kime geldiğini de ileteceğim sizlere. Kamera açısı dışında geldiği için göremedim. Bence. Kapaklı Spor Bence'ne bir teknik faul gelmiş değerli basketbol severler. Hemen iletmiş olalım onu. İtirazların ardından Bence bir teknik faul kararı çıktı. Azizcan'ın ilk atışı isabetli, eşitlik var. 25-25. 2'de 1 çizgiden. Baran. Baskısı vardı eylemin. Yeniden Baran. Jefferson'ın perdesi var. İki takımın da ikişer faul hakkı kaldı bu çeyrekte. Baran omzunu aldı rakibini. Baran Avşar. Baran fake. Şimdi pası. Serkan'ın atışı isabetli değil. Tiplenen top. Orada son olarak Bornovalı oyunculardan dışarıda bir hücum şansı daha olacak. Bornova Belediyesi adına Serkan kenara geldi bu arada. Cemhan yeniden oyunda. Azizcan da Bornova Belediyesi Karşıyaka'da kenara geliyor. O da yerini Buğra'ya bıraktı. Baran. Cem'i gördü. Yeniden Baran. 10 saniye kaldı hücumun sonuna. Baran Avşar.
Baran çıkardı. Marvin Jefferson yüksek posta. Cem içerideydi. En köşeye pas. İbrahim Pınarer. Baseline'e yönelmişti. Tek eliyle atış. Süre dolarken İbrahim Pınarer. Süre dolarken isabeti buldu. Yeniden öne geçirdi takımını. 27-25. Fedden iyi döndü. Fedden'ın pası tepede. Şut kullanmadı Buğra. Şimdi birebir. Buğra aldı. Buğra döndü. En köşeye pası. 3 sayılık atış geldi ama ayak çizgide. İsabet de gelmişti. Eray'dan ama ayak çizgide top kaybı. Eylem kenarda. Enis Kıvanç Çöl oyuna dahil olan isim. Varan yine baskı var. Bornovalı oyunculardan Cem. O baskıdan çıkardı takımını. Cemhan ayakla müdahale. Hücumu sürecek Kapaklı'nın. Marvin Jefferson. Varan Avşar. Varan şimdi şutu gördü. Oradaki ters eşleşmeye Marvin Jefferson tekrar Baran'a doğru çaldı topu. Joshua Patton Eray. Eray geçti tüm sahayı. İndirdi Buğra'ya. Sırtında Cem var. Buğra Çal. Buğra iyi getirdi. Döndü. Buğra Çal iyi bitirdi. Jefferson'ın da blok tehdidi vardı ama isabeti bulmayı başarıyor. Buğra Çal. 27-27. Son 5 dakikaya doğru ilerliyoruz. İlk yarıda. Şahin. Jefferson önünü boşaltmıştı. Şahin Ekmen en köşeye doğru pası. İbrahim 1'de 3'lük. İsabet yok. Hiçbir şey değmedi. Enis Kıvanç taşıdı topu. Enis. Yardım savunması da geldi. Şimdi pas. En dışarıya. Eray. Enis Kıvanç boşluğu iyi gördü. Enis Kıvanç harika bir sayı. Havada el değiştirdi top. Enis Kıvanç Çöl takımını öne geçiriyor. 29-27. 5 dakikada skor olarak iki takımın da biraz boş kaldığı bir çeyrek izliyoruz ama keyifli bir mücadele parkede. Eray yine boş hücum geldi Kapaklı'dan. Eray Akyüz tüm sahaya geçti. Pasını aktarmak istedi. Başarılı değil İbrahim. İbrahim Pınarer 3'e 1 oldu bir anda. İyi bir pas. İsabet yok ama temas var diyor mücadelenin hakemi. Baran'ın turnikesi için sayı kararı çıktı. 29-29. Şahin ve İbrahim kenarda. Harun oyuna dahil oluyor değerli basketbol severler. Utku ile birlikte. Eray yine taşıdı topu Enis Kıvanç. Üçlüğü buldu Enis. Atışı kaçıyor. Topu alan isim de Kapaklı Spor'da Utku Pelit oldu. Jefferson boşalttı orayı. Utku'nun pası. Birebir pozisyon. Harun pasını verdi Baran. Jefferson'ın perdesi Baran Avşar. Baran o da sağına vurdu. Çıkardı Utku. Utku şut kullanmadı. 2 saniye 1 saniye Utku Pelit Jefferson'a doğru ama süre doluyor. Bu hücumda süreyi değerlendiremedi. Kapaklı Spor. Mola geliyor değerli basketbol severler. 4-16 var ilk yarının sonuna. Ev sahibi takım molayı alıyor. 29-29'luk eşitlik. Moladayız.
Mola dönüşünde yeniden sizlerleyiz değerli basketbol severler. 29-29'luk eşitlik, 6-5 çeyrek skoru şu anda Kapaklı lehine. Biraz daha kısır bir çeyrek skor anlamında son 4 dakikaya girilirken. Bakalım mola dönüşünde nasıl bir hücum izleyeceğiz. Fraser. Fraser en köşeyi buldu. 3 sayılık atış Buğra'dan geldi. İsabet yok. İki tarafına çıktı, çarptı çemberin çıktı top. Cemhan. İlk anda zor kontrol etmişti. Ardından da topun kontrolünü sağlayamadı. Top kaybı geliyor. Yine hücumda Bornova Belediyesi Karşıyaka. Eray. Orada topsuz alanda bir faul. Utku'ya çalındı o faul. Enis Kıvanç topu oyuna sokacak. Fraser çıktı. O Buğra'yı buldu. Buğra Çal. Cem'le birebir yakın yardım savunması da geldi. Ardından da top kaybı. Utku. Harun topa dokunmuştu. Aldı şimdi. Baran Jefferson istedi topu. Marvin Jefferson döndü. Marvin Jefferson faul. Marvin Jefferson'ın faulü. Pedra çalındı o faul. İki takımın da birer faul hakkı kaldı. Son 3,5 dakikanın içerisindeyiz. İki serbest atış gelecek. Marvin Jefferson'dan. ...11.5 sayı, 7 rebound, 1.8 asist ortalaması. Marvin Jefferson'dan ilk 6 maçlık periyotta ilk atışı isabetli. 28'de 19 atmıştı 6 maçta Marvin Jefferson serbest atış çizgisinden. İkide bir geldi çizgiden. 30-29 skor. Önde olan taraf Kapaklı. Fraser taşıdı topu, verdi pasını. İyi girdi Enis içeriye ama atışı başarılı olmuyor. Hızlı hücum şansı Kapaklı adına. Sol turnike isabetli. Harun'un isabeti çift tanelerde. Harun Can Doğan 32-29. Eray Aküz. Eray taşıdı, verdi pasını Buğra. Buğra'dan Fraser'a. Fraser penetre üzer orta mesafe. JJ Fraser. Takımının oyunda kalmasını sağladı. Üst üste isabetler gelmişti Kapaklı'da. 31-30. 32-31. Kapaklı üstünlüğü. Baran bir üçlük. Baran Avşar. Sağ forvete taşıdı topu. Üçlüğü yolladı. O da çifthanelerde. İkinci üçlüğü bugün. Elden teslim aldı şimdi Enis. Enis Kıvançöl. Baseline'e girdi. Kaybetmedi topu. Çıkardı Fraser. Hemen Pedin'le oynadı. Dışarıya 3 sayılık atış geldi. İsabet yok. Rebound. Orada Kapaklı oyuncularda kaldı. Harun. Son 2 dakikaya ilerliyoruz. İlk yarıda 35-31'lik skor. Baran Avşar. Bu kez şut kullanmadı. Baran sol eliyle turnike isabetli değil. Rebound'u Fraser çekti. JJ Fraser. O da penetre üzeri tek eliyle atış denedi. İsabetli değil. Buğra rebound'u yaptı. Buğra Çal. Yerde bir faul kararı var. Hücumu devam edecek Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın. Burakcan Dilmaç oyuna dahil oldu. Kapaklı'da. Bornova'da ise Alp Oktay. Bir kez daha faul. Bu kez iki serbest atış gelecek. Buğra Çal çizgide.
İlk atışı isabetli Buğra'nın. İkide bir geldi çizgiden. Farkı 3 değerli basketbol severler. Son 1,5 dakikaya giriyoruz. İlk yarıda. Utku Pelit. Verdi pasını Baran. Jefferson. Perdede üzerinde. Marvin Jefferson'ın perdesinden faydalandı Baran. Bir kez daha Baran Avşar. İçeriye indirmek istedi ama. Orada ayakla müdahale kararı var. Hücumu devam edecek. Kapaklı Spor'un. Baran yine topu aldı. Baran Avşar soluna vurdu yüksek posta. Baran içeriği zorladı. Baran Avşar fake ardından Panyalı atış isabetli değil. Rebound tiplendi. Bir hücum şansı daha olacak. Kapaklı Spor adına üst üste 3. hücum. Kapaklı'dan. Baran Avşar. Utku Pelit'ten şimdi Marvin Jefferson topuna müdahale var. Marvin Jefferson onun elinden çıktı top. Bu kez hücumda olan taraf Bornova Belediyesi Karşıyaka. Son 1 dakikanın içerisinde izleyenli basketbol severler ilk yarıda 35-32'lik Kapaklı Spor üstünlüğü. Fraser'ın pası. Eray zorladı içeriği. Eray Akgüz atışını da kullandı. Elinden çıkardı topu ama isabeti bulamıyor. Top bu hücumdan boş döndü. Bornova Belediyesi Karşıyaka. Bir anda hızlandı Utku. Dışarıya çıkardı Baran. Baran Avşar. Düzeltiyorum Burak. Burak içeriye indirmek istedi. Son dokunan orada Eray. Hücumu sürecek. Kapaklı Spor'un. Harun Can topu oyuna soktu. Basket faul de geldi o. İkili oyundan basket faul geliyor. İbrahim Pınar er tamamladı. Hızlı oyuna sokulan topu ve bir de serbest atış kullanacak şimdi. 1 saniyede elden çıkarmayı başardı orada topu. Kapaklı Spor. İbrahim Pınarer bir de serbest atış kullanıyor. Üç sayılık hücum geldi İbrahim'den 38-32. Farkı biraz daha azaltma şansı şimdi Bornova Belediyesi Karşıyaka adına. Soyunma odasına gitmeden önce fark 6'ya çıkmış durumda. Fraser. Bir sayı önde girmişti. İkinci çeyreğe ev sahibi JJ Fraser. İyi de bir pas geldi Tekels maç. Buğra Çal Tekel'le smaçladı. 38-34'e getirdi JJ Fraser'ın asisti. 11.1 var. Bu kez de Kapaklı Spor. Molayı alan taraf. Bakalım mola dönüşünde nasıl bir set izleyeceğiz. İlk yarının son hücumunda.
Mola dönüşünde yeniden sizlerleyiz. İlk yarı artık sona ermek üzere. İlk yarıda muhtemelen son hücumu izleyeceğiz. 11 saniye var. Bakalım nasıl bir set çizdi Kapaklı Spor. Marvin Jefferson, Baran. Baran Avşar, faul hakkı yok Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın. Baran soluna vurdu topu. 2 saniye, 1 saniye Utku. Çok aşağıdan aldı topu. Üçlüyü yolladı. İsabetli değil. Şutu bulmayı başardı ama isabeti bulamıyor. Kapaklı Spor ilk yarı sona eriyor değerli basketbol severler. İkinci çeyreği biraz kısır bir mücadeleydi skor olarak. 15-10 Kapaklı Spor üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrek 24-23 Bornova Belediyesi Karşıyaka önde kapatmıştı. İlk çeyreği Kapaklı Spor'da iki isim çift haneye çıkmış durumda. Baran Avşar ve Harun Can Doğan onar sayıdalar. Aynı zamanda bench'ten gelen İbrahim Pınarer'in de 5 sayı kaydettiğini belirtelim. Bornova Belediyesi'nde ise 2 kişi, 2 isim 7'şer sayı kaydetmiş durumda. Erayakgüz ve James Fraser. Onlar da en çok skor katkısı vermiş isimler. İkinci yarıda yeniden sizlerle olacağız. Ayrıca tekrar hatırlatmış olalım. Saat 14'te değerli basketbol severler. Final Spor, Alagöz Holding Iğdır basketbol mücadelesi. Yani yaklaşık 10 dakika sonra naklen sizlere ulaşıyor olacak sevgili Berkay Doğru Söz'ün anlatımıyla. İkinci yarıda yeniden sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.
Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından bir kez daha mutlu günler, mutlu pazarlar değerli basketbol severler. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında ikinci yarıyla sizlerleyiz. İzmir'de Altındağ Spor Salonu'nda Bornova Belediyesi Karşıyaka Kapaklı Spor mücadelesinde ilk yarı 38-34'lük üstünlüğüyle geçildi. Kapaklı Spor'un deplasmanda rakibi önünde 4 sayı üstün Kapaklı Spor. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir heyecan bizlerle olacak. İki takımın da oyunun içinde olduğu bir karşılaşma şu ana kadar. Bench'ten 12 sayılık bir katkı aldı ev sahibi takım. Beş sayı kaydetti Buğra Çal. Üç sayı buldu yine Mert bench'ten gelerek. Kapaklı Spor'da ise 10 sayı kaydeden iki isim var. Baran Avşar ve Harun Can Doğan 10'ar sayı buldular. Önemli bir katkı takımlarına. Aynı zamanda Şahin'in de 7 sayı, 4 rebound, 1 asist, 1 top çalmalık bir katkısı var. Bench'ten gelen İbrahim Pınarer de 5 sayı bulmuş durumda. %34 saha içi isabet ev sahibinden, %44 saha içi isabet ise Kapaklı Spor'dan ilk yarı sonunda. Bakalım bu istatistiği geliştirebilecek mi Bornova Belediyesi Karşıyaka takımı? 11'de 4-3'lük buldu Kapaklı Spor. Bornova Belediyesi Karşıyaka ise 13'te 2 isabet bulabildi. James Fraser ve Eray Akyüz bu isabetlerin sahipleri. Onları da maç başında buldular. Son 1,5 dakika artık. İkinci yarı birazdan başlayacak. Bahsettiğimiz gibi günün ikinci maçı az önce başladı. Final Spor Alagöz Holding Iğdır Basketbol karşılaşması. Bursa'da devam ediyor. Sevgili Berkay Doğrusöz'ün anlatımıyla o mücadeleyi de naklen takip edebilirsiniz Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından. Tekrar hatırlatmış olalım. Şu anda 2-0'lık Alagöz Holding Iğdır basketbol üstünlüğü var. Kapaklı Spor'da iki eksik var. Kemalcan Aktun'a ve Troy Franklin. Tekrar hatırlatmış olalım sizlere de. Troy Franklin cezası nedeniyle mücadele ediyor. Kemalcan ise sakatlanmıştı hafta içi oynanan mücadelede. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. İkinci yarı için artık her şey hazır. İki takım da parkeye doğru adımlıyorlar. 6 maçta 3 galibiyet alan Kapaklı Spor ve 6 maçta bir kez kazanabilen Bornova Belediyesi Karşıyaka. İkinci yarıya başlayan taraf Bornova Belediyesi Karşıyaka olacak. İki takıma bir kez daha başarılar diliyoruz. Keyifli seyirler. Fraser. Elden teslim aldı yeniden James Fraser, taşıdı topu. Fraser zor bir atış denemesi başarılı değil. Cemhan yaptı reboundu. İlk hücumundan boş döndü ev sahibi takım. Baran. Harun Can Cem'i buldu. Jefferson içeriye devrilmişti. Baran Avşar top halen kendisinde. 7 saniye kaldı Cemhan. Cem üzerine gitti rakibinin, geriye çekilerek orta mesafeye. İsabetli değil. Kıvanç'tan seken topu Fraser aldı. James Fraser faul kararı var. Üçüncü
Hücumu devam edecek. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın. Eray'ın pası. Fraser. Tekrar Eray Akyüz. İlk anda iyi bir kontrol gelmedi Eray. Harun savunmasında içeriye indirdi. Patton sol eliyle. Joshua Patton. 38-36'ya getirdi skoru. 6. sayı sonunda Patton. Bakalım ikinci yarıda biraz daha ağırlığını koyabilecek mi? Boyalı alanda Joshua Patton. Kapaklı spor 11. Bornova 8 asist yapmış durumda. Ekranlara da yansıdı. Harun içeriği zorladı. Takım arkadaşı çıktı karşısına. Ardından da bir teknik faul sanıyorum bence. Evet. Orada hatalı yürüme beklentisi vardı Benji'nin ve teknik faul geldi. Şahin teknik faulü değerlendirecek şimdi. Atışı da isabetli oluyor. Kapaklının da ilk sayısı geldi ikinci yarıda. ...39-36. Hücum süresi için bir... Orada anlaşmazlık yaşandı. 14 saniye tamamlandı hücum süresi. Şimdi Harun yine çok rahat girdi. Harun Can Doğan... 12. sayısı çok rahat girdi içeriye. Skor buldu. Fark 5. Fraser. Patton. Patton'ın pası içeriği zorladı. Turnikesi kaçıyor Enis Kıvanç'ın. Baran. Şahin. Şahin Ekmen. Baran da yüksek posta kadar girmişti. Şimdi aldı topu Baran Avşar. Şahin Muzaffer Ekmen sağ forvetten üçlü yolluyor. İsabeti de buluyor. Riske etti onu Bornova Belediyesi Karşıyaka'lı oyuncular. 11. sayısını buldu Şahin Muzaffer Ekmen. 44-36 fark 8'e fırladı bir anda. Fraser. Patton. Yeniden Fraser. Patton'ın perdesi orta mesafeyi buldu. İsabeti de buldu yine. James Fraser. İhtiyaç anında sorumluluk alıyor. Skoru buluyor Fraser. Baran. Cem'den yeniden aldı. Fraser savunmasındaydı. Şimdi perde geldi yine. Fraser. Ezbere bir pas oldu orada Marvin Jefferson'dan. Top kaybı da geldi. Sol forvete bir pas düşündü ama hiçbir takım arkadaşı yoktu orada. Top kaybı geliyor. Farkı biraz daha azaltma şansı şimdi Bornova Belediyesi Karşıyaka için. 2,5 dakikada geride kaldı ikinci yarıda. Fraser. Perdeden de faydalandı yine. Yine Fraser el üstü. James Fraser. İki sayılık bir isabet daha. Farkı dörde çekti Fraser. O da çift tanelerde. 7 sayı bulmuştu ilk yarıda. Baran'la birlikte. İçeri zorladı. Sağ eliyle Harun Can. Yazmaya devam ediyor. 46-40. Fraser. Verdi pasını. Eray. Eray indirdi. Eren. Tekrar Eray. Boş kaldı sol forvette. 3 sayılık atışını kullanıyor. İsabetli değil. Onun şutlarına da ihtiyacı var şu anda Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın. 3,5 dakika geride kalıyor. 3. çeyrekte içeriye indi top. Şimdi oyuncu değişiklikleri var. Hücumu devam edecek. Kapaklı'nın. Azizcan oyunda. Mert oyunda. Eray. Eren'le birlikte kenara geldi. Cemhan. Baran. Baran zorladı orayı. Faul de alıyor. İki atış gelecek. Pozisyonu anlatıyor şu anda Mert'le Şahder'in hakemi. Çok tatlı bir an orada.
Mücadelenin hakemi ve Mert Konuk arasında. İki serbest atış geliyor şimdi. Baran Avşar da 11. sayısını buldu. Hata yapmadı çizgiden Baran. Fark bir kez daha 8'e çıktı. Son bölümde üst üste isabetleri buldu Kapaklı Spor'da. İndi top Azizcan'a. Aziz. Çıkarmak isterken faul kararı var. Hücumu devam edecek Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın. Fraser. Pedin yine perdedeydi. 3 sayılık atış geliyor. Bu kez isabetli değil. Rebound'u çeken isim de Jefferson. Şahin. Baran Avşar. Farkı çift taneye çıkarma şansı Kapaklı adına. Verdi pasını Cem. Cemhan. Faul. Azizcan'ın faulü. Baran Avşar topu oyuna sokacak. 4 dakika geride kaldı. 3. çeyrekte. Baran şimdi Cem'le oynadı. Yeniden Baran Avşar. Fraser savunmasında. İki takımında ikişer faul hakkı kaldı. Cemhan şut kullanmadı. Baran top istiyor. Cem el üstü üçlüğü denedi. İsabeti de buldu. Cemhan. Kendisi oynadı Azizcan'la. Üçlüğü yolladı. Farkı 11'e çıkardı. Cemhan'la Kapaklı Spor. 51-41. Pedden. Joshua Pedden. Ters turnike denedi. Faul kararı var. İki atış gelecek Joshua Pedden'dan. Pedden'ın ilk atışı isabetli. İkide bir çizgiden reboundu çeken Harun oldu. Harun hızlı taşıdı topu, verdi pasını. Şahin Ekmen faul. İki serbest atış gelecek. Bu kez Şahin'den. Son 5,5 dakikanın içerisindeyiz. Kapaklı Spor farkı çift taneye çıkarmış durumda. 13-7'lik çeyrek skoru şu ana kadar. Kapaklı Spor'dan. İlk atış isabetli. İstatistik yazmaya devam ediyor Şahin. 12. sayısı. İkide 2 geldi çizgiden. Fark 12. Mücadeledeki en yüksek fark aynı zamanda. Fraser en köşeye pasını aktardı. Çok rahat girdi Mert. Tekeriyle bıraktı. Harun'dan çok rahat sıyrıldı orada. Cemhan'dan düzeltelim. Baseline'dan içeriye girdi. Sayıyı buldu. İlk saha içi isabeti Mert Konuk'un. Jefferson. Pedden savunmasında. Harun. Bir faul hakkı kaldı Bornova'nın. Harun Can. Marvin Jefferson içeriye devrildi. Şimdi Cem'e pas. Cem 3 sayılık bir atış daha. Bu kez isabetli değil Jefferson. Topu tipledi. Fraser'da kaldı. James Fraser. Farkı tek haneye çekme şansı yeniden. Fraser. Şut kullanmadı, çıkardı dışarıya. Orada topsuz alanda. Bence bir teknik faul var. Hemen belirtelim. Her iki bench de birer teknik faul almış oldu böylelikle. İlk
İlk atış kaçıyor. James Fraser. Beşte beş atmıştı ilk maçında James Fraser. Tek atışı kaçırıyor. Fraser penetre üzerine el üstü atış denedi. İsabetli değil Joshua Patton. İki eliyle tamamlamayı başardı. Smaj'ı düşünmüştü, başarılı olmadı ama iki eliyle bitirdi. 53-45'e geldi skor son 4,5 dakika 3. çeyrekte. Harun topu oyuna sokacak. İki takımında birer faul hakkı kaldı. Şahin tam sağ baskısı var. Ev sahibinin o baskıdan pasla çıkmayı başardı. Kapaklı spor. Harun. Harun sağ forvete taşıdı topu. Jefferson'ın perdesi var. Harun Can 3 sayılık atışını kullandı. İsabetli değil. Kendisi ayarladı. Kendisi hazırladı pozisyonu ama isabet yok. Fraser verdi pasını Enis Kıvanç. Enis içeriye yöneldi. Enis Kıvanç çöl. Çok güzel bitirdi. Enis Kıvanç çöl bitirdi. Mola geliyor değerli basketbol severler. 4 dakika 3 saniye var 3. çeyreğin sonuna. 53-47'ye geldi skor. Üst üste isabetler ev sahibinden. Çeyrek skoru da 15-13'e gelince Koç Kadir Serdar molayı aldı. Moladayız. Molanın ardından yeniden sizlerleyiz. 6-0'lık Bornova Belediyesi Karşıyaka serisi. Farkı 6'ya çekti. Molaya gitmişti kapaklı spor. Şimdi mola dönüşünde hücumda misafir takım. İki takımın da birer faul hakkı kaldı bahsettiğimiz gibi. Şahin. Şahin içeriye indi top. Cemhan. Cem Azizcan savunmasında. Baran 3 saniye, 2 saniye. Baran Avşar. Süre dolmak üzere. Son anda elinden çıkardı. İsabeti de buldu Baran Avşar. 3 sayılık isabet Baran'dan. 15. sayısı kritik anda geldi. Çok güzel bir pas. Çift el smaç. Joshua Patton. Fraser'dan Azizcan'a. Azizcan Patton'ı buldu. Çift tanelerde Joshua Patton. 56-49 tempo kazandı oyun. İki takım da oyunun içerisine yeniden dahil oldu. Baran Avşar. Baran Fraser'la birebiri. 4 saniye 3 saniye bu kez Şahin'i buldu. Şahin Ekmen top kaybı geliyor. Patton. Mert Konuk. Mert taşıdı topu. Enis Kıvanç istedi aldı. Enis geçiş oyununda 3 sayılık atış. Bunda da isabeti var ama öncesi için faul kararı çıktı. Harun Can kenarda değerli basketbol severler. Utku Pelit oyunda. Marvin Jefferson da yerini Alperen'e bıraktı. Azizcan. Fraser. Patton içeriye devrildi. Tekrar Azizcan. Tekrar Fraser. Zor bir üçlük. İsabetli değil. Denedi. İsabeti bulamadı Fraser. 56-49. Farkı biraz daha açma şansı yine. Kapaklı spor adına Cem. Baran. Baran Avşar.
Cemhan, Utku Pelit yine. Şahin içeride top istemişti. 5 saniye var. Utku Pelit geriye çekilerek orta mesafe. Utku Pelit. 57-49. Moladan isabetlerle dönmeyi başardı Kapaklı. Şimdi bir alley-oop pası. Alamadı ilk anda onu. Ardından bitirmeyi başarıyor Peden. Fraser alley-oop pasını gönderdi. Alamadı ilk anda ama yere vurdu. Sahiliyle tamamladı Peden. Fark 7. Son 2 dakikanın içerisindeyiz. 3. çeyrekte Cemhan müsait şutu buldu. Başarılı değil. Kıvanç faul geliyor. Utku Pelit'in faulü. Faul hakkı sona ermişti Kapaklı'nın. 2 serbest atış gelecek. Cemhan kenarda bu arada. Serkan Özver kaptan oyuna dahil oldu Kapaklı'da. İlk atış isabetli Enis Kıvanç Çöl. İkinci ve son atışını da kullanacak. Bunda da isabet var. Enis Kıvanç Çöl farkı 5'e çekti. Bornova Belediyesi Karşıyaka Enis'in isabetleriyle. Baran Avşar. Baran sıyrıldı, rakip yarı sahaya geçti. Şahin. Tekrar Baran. Serkan çıktı, aldı topu. Şahin, Baran. Tekrar Şahin Ekmen. Köşeye pas geldi. 3 sayılık atış Utku'dan isabetli. Topu çok güzel paylaştı. Üçlüyü yolladı. Kapaklı Spor. Utku Pelit ilk isabeti. İlk yarıda 4-3'lük bulmuştu Kapaklı. Şu bölüme kadar 3. çeyrekte 4-3'lük bulmayı başardılar. Hemen cevap geldi bu kez. Hemen cevap geliyor. Mert'in üçlü. Fark 5 yeniden. Son 1 dakikaya da girdik 3. çeyrekte. Şahin, Baran. Alperen perdedeydi. Baran Avşar. Hücum faul Alperen Demir. Üçüncü faul oldu Alperen'in. İbrahim Pınarer yeniden oyunda Kapaklı'da. Hücumda şimdi Bornova. Farkı biraz daha azaltma şansı. Müsait pozisyon. James Fraser yine kaçırdı. İlk yarıda bulduğu üçlüğün ardından bu çeyrekte 3 tane daha denedi ama isabet bulamadı Fraser. Son 30 saniye 3. çeyrekte 61-56. Baran Avşar. Baran çekti topu. Baran'ın pası. Serkan kaptanın üçlü isabetli değil. Fraser zor da olsa çekti reboundu. Fraser taşıdı. Alley-oop pası şimdi geldi. İsabet de geldi. Ama orada fileye asıldığını belirtiyor. Çok dengeli alamamıştı topu. Joshua Peden. Smaç'la girmedi de sonradan sekip girmişti ama bir fileyi çektiğini belirtiyor mücadelenin hakemleri. Peden'in atış geçerli değil. 12.5 son hücum böylelikle Kapaklı Spor'a kaldı 3. çeyrekte. Farkı biraz daha artırarak çeyreği kapatma şansı. İçeriye indirmek istenen top. Hücum faul kararı geldi yine Alperen. Mola geliyor. Bu 4.2 için Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan değerli basketbol severler. 61-56.
Kapaklı Spor'un üstünlüğü 23-22'de çeyrek skoru şu anda yine Kapaklı lehine. Bakalım moladan sonra nasıl bir hücum izleyeceğiz. Yeniden sizlerleyiz. 4.2 var. Bakalım çembere ulaşabilecek mi? Bornova Belediyesi Karşıyaka. Fraser hızlandı bir anda. Fraser atışını kullandı. İsabet yok. Elinden topu çıkarmayı başardı. Doğru noktaya kadar taşıdı da ama isabeti bulamıyor. James Fraser. 61-56. Üçüncü çeyrek sonucu değerli basketbol severler. 23-22. Kapaklı Spor lehine çeyrek skoru. Kapaklı yine önde kapattı ama çift tane farkı da koruyamadı. 12'ye kadar çıkarmıştı farkı. Bornova Belediyesi isabetler bulmaya başardı. Farkı eritti. Bakalım ilk son çeyrekte nasıl bir heyecan bizlerle olacak. Şu anda oynanan bir diğer karşılaşmada da ikinci çeyreğin ortasındayız. Salagöz Holding Iğdır Basketbol Deplasman'da Final Spor'la karşı karşıya geliyor. Final Spor'un 31-28'lik üstünlüğü şu anda. Son çeyrekte yeniden sizlerle olacağız. İlk 3 çeyreğin istatistikleri ekrandaydı. Son çeyreğe başlarken değerli basketbol severler. Mücadeledeki en skorer isim şu anda 15 sayı bulan Baran Avşar. Takımın 15 sayıyla katkı veriyor. Son çeyreğe de başlayan taraf Kapaklı Spor bakalım. Son çeyrekte nasıl bir heyecan bizlerle olacak? Şahin. Jefferson içeriye doğru yönelmişti. Kaybetmedi topu. Şahin yeniden hatalı yürüme. Top taşıma, top kaybı. İlk hücumdan boş dönüyor böylelikle. Son çeyrekte Kapaklı Spor. Farkı azaltma şansı.
Bornova Belediyesi adına Fraser bir orta mesafe isabeti daha farkı tek hücuma indirdi Bornova Belediyesi Karşıyaka. Yay gerisinden 3. çeyrekte isabet bulamadı ama son çeyreğe kritik bir isabetle başladı James Fraser. Baran Avşar. Baran taşıdı, yüksekten de bıraktı, basket faul. Baran Avşar bugünün X faktörü. Çok etkili oynuyor şu ana kadar Baran Avşar. Bir de serbest atış kullanacak. Altı buçuk sayı ortalaması, 6 haftalık süreçte Baran Avşar'dan 17 sayı bugün. Şu ana kadar Baran Avşar, fark yeniden 5. James Fraser elinden kaçırdı topu. Yine kendisi kullanmak istedi ama elinden kaçırdı top kaybı. Geçiş oyunu, bir de 3 sayılık atış geliyor. İsabet yok, çemberin içinden çıktı top Marvin Jefferson. Faul kararı var orada. Yerde bir faul. Jefferson'da atışta olduğunu söylüyor ama yerde bir faul kararı çıktı. İlk dakika geride kaldı son çeyrekte. 63-58 Kapaklı Spor üstünlüğü. Şahin topu oyuna sokacak. Şahin Ekmen'in pası Cem. Utku. Utku Pelet, Jefferson. Marvin Jefferson, 4 saniye kaldı. 3 saniye Jefferson çıkardı. 3 sayılık atış geldi Utku'dan. Hiçbir şeye değmiyor top. Cem de vardı hemen arkasında. Şimdi kritik bir hücum. Marvin Jefferson yetişmeye çalışıyordu. Faul yapan isim Baran Avşar. Hızlı hücumu kesti. Fraser şimdi topu oyuna sokuyor. Eray Akyüz. Eray çıkardı. Azizyan. Aziz iyi penetre etti içeriye. Sol eliyle. İyi bir isabet. Azizyan. Fark yeniden 3. Son 1.5 dakika geride kaldı son çeyrekte. Baran. Baran Avşar taşıdı, Jefferson içeriye devrilmişti Baran. Şimdi onun oynadığı Marvin Jefferson atış kaçıyor. Baden iyi savundu. Lock'tan kurtulmak isterken uzayamadı çembere Marvin Jefferson. Fraser. Eray Akyüz. Baden sırtı dönük aldı. Joshua Baden. Azizyan. Fraser yeniden. Fraser. Azizyan. 7 saniye kaldı hücumun sonuna ama. Hatalı yürüme. Top kaybı. Önemli bir anda top kaybı geldi. 2 dakikada geride kaldı. Son çeyrekte Baran kenarda. Harun Can oyunda. Cemhan. Verdi pasını. Tekrar aldı Cem. Cem iyi sıyrıldı. Faul. Yerde bir faul kararı var. Baran Avşar bugün sadece 1.5 dakika dinlenebildi. 31 dakika boyunca sahadaydı. Az önce kenara geldi. Utku Pelit. Verdi pasını. Harun. Harun iyi bir pas geldi. Jefferson blok var. Faul kararı. Baden'ın hamlesi için. Faul kararı çıkıyor. İki serbest atış gelecek Jefferson'dan. İlk atış kaçıyor Marvin Jefferson. O da bugün 3 sayıda kaldı. Yedi reboundu var. 5'i savunma reboundu. 4 asist. 1 de blok. 4. sayısı Marvin Jefferson. Fark
Yeniden çift hücumda. 2,5 dakika sona ererken son çeyrekte. Eray Aküz. Eray Mert'le oynadı. Mert Konuk. Feda'nın perdesi. Mert boşluğu buldu. Mert Konuk çıkardı dışarıya. Fraser şut kullanmadı. Bir adım içeriye vurdu. James Fraser. Orta mesafeye yöneldi yine. Yine isabeti buldu. 18'de 7 isabet. James Fraser'dan. 12'de 5. İkilik şu ana kadar Fraser. Bir de topa müdahale geldi. Topa son dokunan isim James Fraser diyor mücadelenin hakemleri. Hücumu devam edecek. Kapaklı'nın son 6 saniye hücumun sonuna. Utku. Bir kez daha topa müdahale var. Bornova Belediyesi'nin faul hakkı da dolmuş durumda. Erken doldurdu Bornova Belediyesi son çeyrekte. Utku. Utku faul. Düzeltelim. Hemen düzeltelim. 24 saniye süresi doluyor. Çembere gidemedi. Kapaklı Spor. 3 dakika geride kaldı son çeyrekte. Farkı kapatma şansı olabilir şimdi Bornova Belediyesi Karşıyaka için. Eray. Eray. Yerde bir faul. Eray yeniden. Eray Akyüz taşıdı topu. Eray kendisi kullandı. İsabeti de buldu. 64-64'e geldi skor. 3,5 dakika sonunda beraberliği buldu Bornova Belediyesi Karşıyaka. Harun Can. Harun Can verdi pasını. Top kaybı. Fraser. James Fraser. Eray içeriye yönelmişti. Bir kez daha faul. Mert topu oyuna sokacak. Eray Akyüz yine. Eray sağ forvete taşıdı. Bir de üçlük. Eray Akyüz. İki sayılık isabet. Ayak çizgide ama. Kritik anda Eray Akyüz'ün isabeti. 11. sayısı Eray'ın. 66-64'e getirdi skoru Bornova Belediyesi Karşıyaka. Geriden gelerek iki sayı avantajı buldu. Ev sahibi 13 çeyrek skoru şu anda. 4 dakikalık bölümde sadece 3 sayısına izin verdi Kapaklı Spor'un Bornova Belediyesi Karşıyaka. Kapaklı Spor molasındayız. Molanın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. 11 sayı Eray Akyüz'den. O da üst üste isabetler bulmaya başladı. 7 sayıda kalmıştı 3. çeyrek boyunca. İlk
yarıda bulduğu sayılarda kalmıştı. Son çeyrekte isabetleri buldu. Bir de top kaybı geldi Kapaklı'dan. Mola dönüşünde faul. Eray hızlı taşıdı. Şahin faulü yapan isim. 66-64. 4 dakika geride kaldı. Final Spor Alagöz Holding Iğdır basketbol mücadelesinde ilk yarı 43-34. Final Spor üstünlüğüyle geçildi. Bu hatırlatmayı da yapıp yeniden oyuna dönelim. Razer topu oyuna sokacak. James Fraser, Eray çıktı perdelerden. Bir de üçlük. Eray Akyüz. Bir de üçlük. İlk çeyreğin ardından bulduğu ilk üçlük Eray'ın. 69-64. Kritik anda sahneye çıktı. Eray Akyüz. Baran Avşar pasını aktarmak istedi şimdi. Serkan Özver. Topu içeride tutmak istedi ama başarılı olamadı. O noktada Mert hücumu sürecek Kapaklı Spor'un. Baran topu oyuna sokacak. Bir teknik faul kararı çıktı orada değerli basketbol severler. Mert konuğa çalındı o teknik faul. Flop kararı çıktı. Şahin teknik faulden doğan tek atışı değerlendirecek. Kritik bir anda çıktı bu düdük. Bakalım. Atış isabetli. 69-65. Fark 4 sayı. 5-25 var mücadelenin sonuna. Baran topu oyuna sokacak. 14 saniyesi var. Kapaklı sporlu oyuncuları Marvin Jefferson, Baran Avşar bomboş kaldı. Baran 3 sayılık atışını kullanıyor. İsabetli değil Eray. Bir de rebound. Eray Akyüz taşıdı. Tüm sahaya geçti. Şimdi frene bastı Eray. Şahin savunmasında iki takımın da faul hakkı dolmuş durumda. Eray. Eray şut kullanmadı. İyi indirdi. Patton'a faul. İki atış gelecek. Josh Patton'dan. Çizgiden 4'te 1 bugün. Joshua Patton 13 sayıyla oynadı. 5 rebound 2 asisti var. 3 top çalmayla 19 verimlilikle mücadele ediyor. Takımının en verimli oyuncusu Joshua Patton. İlk atışı kaçtı yine. İki de sıfır geldi ama Fraser rebound'u çekiyor. James Fraser taşıdı topu rahat girdi. James Fraser bitiremiyor. James Fraser bitiremedi. Ardından Harun hücuma çıkarken Azizcan'ın ayakla müdahalesi hücumu sürecek Kapaklı'nın. Masayla bir diyalog şimdi. Süreyle alakalı sanıyorum. Evet. 4.48. Hücumda Kapaklı farkı azaltma şansı. İki takımın da faul hakkı yok. Baran Avşar. Baran indirdi. Harun çıkardı. Baran şut kullanmadı. Tekrar Harun 3 sayılık atışını kullanıyor. İsabetli değil. Rebound. Jefferson ardından Patton. Orada top son olarak Azizcan'da kaldı. Bu topu savunmayı başardı. Bornova Belediyesi Karşıyaka. Eray. Azizcan'dan tekrar aldı ve hücum faul kararı var. Azizcan yerde kaldı orada.
Diyalog devam ediyor. Hücum faul kararı çıktı. Top Kapaklı Spor'un olacak. 4-17 var değerli basketbol severler. Mücadelenin sonuna 13-4'lük çeyrek skoru şu anda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı öne geçirmiş durumda. Azizyan kenara gelen isim. Buğra Çal oyuna dahil oldu. Azizyan da 4 sayı, 3 rebound, 2 asist, 1 top çalmayla kapattı böylelikle ilk maçını. Şimdi Baran. Fadden'ın üzerine gitti. Fraser şimdi karşısında. Baran içeriye indirdi. Önce fake ardından isabet. Serkan. Kaptan bomboş kaldı. Kritik anda takımına sayıyı kazandırıyor. 69-67. Son 4 dakikaya girdik mücadelede. Eray. Eray kaybetmedi topu, verdi pasını. Şimdi 3 sayılık atış Mert'ten. İsabetli değil. Rebound Serkan'da. Bir de savunma hamlesi Serkan Özver. Beraberlik şansı şimdi Kapaklı adına. Baran. Baran Avşar'ın bası. Harun 3 sayılık atış. İsabetli değil. Çemberin içinden çıktı top. Fraser'dan pas şimdi. İçeriye penetre etti. 2 serbest atış gelecek Eray'dan. 4'te 4 serbest atış Şeray Akyüz. Azizyan yeniden oyuna dahil oldu. Kapattı dedik ama koç yeniden dahil etti oyuna. Vura'nın yerine. Orada yüzünü aldı. Darbeden dolayı kenara gelmiş. Aziz yeniden oyunda. Farkı çift hücuma çıkarma şansı yeniden Bornova adına. Son 3-23 mücadelede. İlk atışı isabetli. Yine hata yapmadı çizgiden Eray. Eray Akyüz. ...71-67. Harun. Eray savunmasında. Bornova'nın da faul hakkı yok. Şimdi Baran. Baran faul kararı var. İki atış bu kez Baran'dan gelecek. James Fraser da dörtledi böylelikle. Baran Avşar. Üçte iki atmıştı o da. İlk atışı isabetli. 18 sayı Baran'dan. 5 asist, 1 de reboundu var aynı zamanda. İkinci atış kaçtı. Reboundu çekiyor Patton. 71-68. Yine hızlı geldi. Bornova Belediyesi Karşıyaka oyuncular. Hücum faul. Eray Akyüz hızlı getirmişti topu. Teması aldığı anda hücum faul kararı çıkıyor. Top kaybıyla döndü bu hücumdan Bornova Belediyesi Karşıyaka. Marvin Jefferson. Baran Avşar. Farkı kapatma şansı Kapaklı adına. Baran. Azizyan kaldı savunmasında. Baran Avşar fake. Baran atışını kullanıyor. Yine Baran Avşar. 71-70. Son 2-40. 20 sayı Baran'dan. Kemalcan'ın Troy Franklin'in yokluğunda Baran bugün sorumluluk aldı şu ana kadar. Eray Fraser. 7 saniye hücumu sonuna. James Fraser. Baden'ın perdesi vardı. Fraser kaybetmedi topu. James Fraser top halen kendisinde. Çok zor bir atış. İsabetli değil. Rebound. Orada yine Bornova'lı oyuncularda kaldı. Baden foul. İki atış gelecek. Marvin Jefferson'ın faulü.
İki serbest atış gelecek. Patton'dan. Kritik atışlar. 2 dakika 13 saniye var. Mücadelenin sonuna. Az önce 2'de 0 atmıştı Patton. İlk atışı isabetli bu kez. İkide bir geldi ama topu tipledi, takımına kazandırdı Azizyan. Eray. Fraser hemen top istemişti. Yetişti ona Harun. 7 saniye şimdi hücumun sonuna. Eray Akyüz. Eray verdi Fraser'a. Fraser 3 sayılık atış. İsabet yok. Rebound. Tipledi orada. Alperen sanıyorum. Hücumda şimdi. Serkan tipledi. Baran'la hücumda şimdi kapaklı. Baran Avşar. Farkı kapatma şansı, beraberlik şansı. Baran 3 sayılık atış. İsabet yok Patton. Rebound'u çekti kritik hücum. Farkı çift taneye çıkarma şansı Bornova Belediyesi Karşıyaka adına. James Fraser. Fraser çekti topu soluna. Köşeye pas. 3 sayılık atış geliyor Eray'dan. İsabet yok. İki takım da şutları buldu. Doğru isimlerle şutları buldu ama isabetleri bulamıyor. Baran. Öne geçme şansı. Beraberlik şansı. Baran Avşar. Son 1 dakikaya ilerliyoruz. Fraser savunmasında. Baran. Baran şimdi indirmek istedi. Marvin Jefferson. Top kaybı. Joshua Patton elden teslim aldı topu. Fraser. Saniyeler geçiyor. Süreyi de değerlendiriyor. Şimdi Bornova Belediyesi Karşıyaka. 45 saniye mücadelenin sonuna ve faul. Marvin Jefferson faulü yapan isim. Patton yine çizgide. Marvin de beşlemiş oldu böylelikle. Marvin Jefferson. 4 sayı, 7 rebound, 4 asist, 1 blok. 6 verimlilik puanı Marvin Jefferson. 31 dakika 13 saniye süre aldı bugün. Kenara geliyor Marvin Jefferson. Patton 2 kritik atış yine. Yine onun ellerinde. İlk atış kısa. 9'da 2 oldu. İkide bir. 73-70. Son 45.8. Çok kritik bir hücum şimdi. Kapaklı Spor adına. Baran Avşar. Baran üçlük mü deneyecek bakalım. Baran birebir oynadı Azizyan'la. Faul de alıyor. İki serbest atış kullanacak. Baran Avşar 33.9 var. Atışların ardından. Beşte üç çizgiden Baran Avşar bugün. İlk atış isabetli Baran. Yirmi birinci sayısı Baran Avşar'ın.
Atış kaçıyor. Bornovalı oyuncular orada acaba onlar mı erken girdi? Kapaklı oyuncular mı erken girdi diye bakarken kapaklı oyuncular erken girmiş ve atış geçerli sayıldı. 73-71 fark. 2 değerli basketbol severler. 33.9 var. Bornova Belediyesi karşı yaka molasındayız. Çok kritik bir hücum olacak. Çok kritik bir savunma olacak. Fark tek hücumda halen 28'de 17 serbest atış isabeti, 21'de 13 serbest atış isabeti. İki takımın istatistikleri, iki takım da %60'la oynadı. Bugün serbest atış çizgisinden 17 sayı buldu. Bornova Belediyesi Karşıyaka 13 sayı buldu. Kapaklı Spor 21 sayı, 5 asist, 1 rebound, 1 top çalma, 1 top kaybı, 16 verimlilik puanı. İsmet Baran Avşar 14 sayı, 3 asist, 3 rebound, 17 verimlilik puanı. Harun Can Doğan şu ana kadar. Bornova'da ise 16 sayı ile Eray Akyüz. 6 asist, 2 rebound, 14 verimlilik. 15 sayı, 9 rebound, 6 asist. Double-double'a göz kırpıyor James Fraser 15 verimlilikte. Topu kendi yarı sahasından oyuna sokacak şimdi Bornova Belediyesi Karşıyaka. Bakalım erken bir faul gelecek mi yoksa savunacak mı bu topu? Kapaklı savunuyor. Eray. Eren de oyunda bu bölümde. Fraser. James Fraser. Eren. Eren çok rahat girdi. Eren pasını da verdi. Faul. Aziz Can sol eliyle tamamlamak isterken faul kararı çıktı. Eren Ocaktürk kaptan orada iki kişiden çok rahat sıyrıldı, girdi içeriye. İki kritik atış gelecek Aziz Can'dan. Dörtte iki atmıştı bugün Aziz Can. Beş sayısı var. Dört rebound, iki asist. Tam 14 verimlilik. İlk atışı da isabetli. Bir isabet daha farkı çift hücuma çıkarır. Elleri titremiyor. Azizcan Özdemir. 75-71. Fark 4 sayı. 16.1 var. Mücadelenin sonuna. Bu kez de Kapaklı Spor molasındayız. Bakalım nasıl bir hücum izleyeceğiz. Kapaklı Spor'dan moladayız. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi heyecanında. Çok keyifli bir mücadele bizlerle. İzmir'de günün ilk maçında 75-71 skor. Hızlı bir sayıya ihtiyacı var. Ve o sayı da geldi. Hızlı bir şekilde o sayı da geldi Kapaklı Spor'dan. Bir anda yani 1.8 saniyede skor bulmayı başardı. Kapaklı Spor farkı 2'ye indirdi. Çok hızlı bir isabet.
Şahin topu oyuna soktu. Kaptan Serkan 4 sayı buldu bugün. 4'ü de çok kritik anlarda. Boyalı alanda çok iyi tamamladı. Farkı 2'ye indirdi. Kapaklı Spor hemen karşı mola geldi. Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan. Bakalım bu kez savunmaya vakti olacak mı Kapaklı Spor'un? Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı. Rakip yarı sahadan topu oyuna sokuyor şimdi. Bornova Belediyesi Karşıyaka. Kritik bir savunma, kritik bir hücum. Geldi top Mert'e. Mert'e yapılan faul. Eray topu oyuna soktu. Mert'e faul geldi. Harun oyuna dahil oldu. İbrahim kenarda. Çok kritik iki atış. Yine farkı çift hücuma çıkarma şansı olabilir Bornova adına Mert Konuk. İlk atışı isabetli. 3'te 3 atmıştı bugün. O da çift haneye çıkabilir. Mert Konuk. Yine hata yapmadı çizgiden Mert. Çift hanelerde 77-73. Son 12 saniye artık. Baran Avşar 6 saniye, 5 saniye. Cem 3 sayılık atışını kullanıyor. İsabet yok. Rebound mücadelesinde top Eray'da mı? Evet, Eray'da kaldı. Ve karşılaşmada sona eriyor değerli basketbol severler. Başından sonuna çok keyifli bir mücadele izledik. Kapaklı Spor farkı 12'ye kadar çıkarmıştı. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın bulduğu en büyük farksa 5 oldu. 17 kez liderliğin değiştiği mücadelede 77-73 ile Bornova Belediyesi Karşıyaka 4 maçın ardından galibiyetle tanışıyor. Yeniden ikinci galibiyetini aldı. 7. haftada Bornova Belediyesi Karşıyaka bu sonuçla birlikte Kapaklı Spor'da 4. mağlubiyetini alıyor. Keyifli bir mücadele izletti iki takım da bize. Tebrik ediyoruz iki takımı da. Mücadeledeki en skorer isim 21 sayı bulan Baran Avşar. Bugün en etkili ismiydi. 16 verimlilikte 1 asist 1 de reboundu var ama takımının mağlubiyetini engel olamadı Baran'ın bu performansı. Bornova Belediyesi'nde ise Eray Akgüz 16 sayı 6 asist 3 reboundluk bir performans gösterdi. Yine Fraser 15 sayı 9 rebound 6 asistlik bir performansla önemli bir katkı verdi takımına. Bornova Belediyesi Karşıyaka önümüzdeki hafta Gaziantep Basketbol deplasmanına gidecek ve onlar da iyi gidişatını sürdüren Gaziantep Basketbol'la karşı karşıya gelecek. Kapaklı Spor'sa evinde final sporu ağırlayacak önümüzdeki hafta. Tüm mücadeleler Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında sizlere ulaşıyor olacak. Şu anda 3. çeyreğin ortasında olan mücadelede Final Spor Alagöz Holding Iğdır Basketbol karşısında 47-45 üstün. Bu mücadeleyi sevgili Berkay Doğru Söz'ün anlatımıyla naklen şu anda izleyebilirsiniz. Ben saat 15.45'te yaklaşık 40 dakika sonra Semt 77 Yalova Spor Gaziantep Basketbol günün en çok öne çıkan oyun maçlarından biriyle sizlerle olacağım. Ben Deniz Mehmet Antep, mücadelenin anlatımında sizlerle oldum. Sürçülisan ettiysem affola. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından bu güzel spordan ayrılmayın. Mutlu pazarlar.